Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Türkçe dersimizde birleşik kelimelerin yazımını öğreneceğiz. Bir önceki dersimizde kısaltmaların yazımı ve sayıların yazımı ile ilgilenmiştik. Birleşik sözcüklerin yazımı en çok karıştırılan, yazım kurallarının büyük bir çoğunluğunu oluşturan bir konudur, konu başlığımızdır sevgili arkadaşlar. Aslında çok zor değildir. Birkaç temel noktası var. O noktaları öğreneceğiz ve bundan sonra birleşik sözcükleri daha doğru yazacağız diyebilirim. Bitişik yazılan ve ayrı yazılan birleşik sözcüklerimiz var. Dikkat ederseniz bitişik yazılan ifadesi ön plana çıkıyor. Birleşik sözcük ve sözcüğün bitişik yazılması ayrı kavramlardır. Bunu öncelikle belirtmemiz gerekiyor. Birleşik sözcük şudur. İki sözcük bir araya gelip yeni bir anlamı, yeni bir kavramı ifade etmesidir birleşik sözcük. Sözcüklerin bitişik ya da ayrı yazılması ise yazım kurallarıyla alakalı bir ifadedir. Örneğin kapı kolu ifadesinde kapı ve kol farklı kavramlardır ama ikisi bir araya geldiğinde başka bir kavramı ifade etmiştir ve birleşik bir sözcük oluşturmuştur. Ama biz onları ayrı yazıyoruz. Ama hanım eli ifadesinde örneğin hanım ve el sözcükleri farklı bir kavramdır. Bir araya gelmişler başka bir kavramı varlığı ifade ettikleri için birleşik sözcük oluşturmuşlar ve bitişik yazılıyorlar. Biz şimdi bu birleşik sözcükler ne zaman ayrı yazılıyor, ne zaman bitişik yazılıyor bunu öğreneceğiz. Eğer iki sözcük bir araya gelirken herhangi bir ses düşmesi yahut ses türemesi olmuşsa, yani bir ses olayı meydana gelmişse sözcükleri birleşik yazıyoruz. Örneğin kaynana ya da pazartesi, pazar ve ertesi sözcüklerinden oluşuyor. Örneğin ne ve asıl sözcüklerinde bir araya geldikleri zaman nasıl sözcüğünü oluşturuyorlar. Ses düşmesi ya da türemesi olduğu için bitişik yazıyoruz. Bir diğer nokta birleşik eylemlerden geçen yıl öğrenmiştiniz. Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemler yani etmek ve olmak sözcükleriyle oluşturulan birleşik eylemlerde bir ses düşmesi ya da türemesi meydana gelmişse sözcükleri birleşik yazıyoruz. Örneğin emir ve etmek sözcüğü bir araya geldiğinde i ünlüsü düştüğü için bunları bitişik yazıyoruz. Ya da kayıp ve olmak sözcüğünde olduğu gibi kaybolmak birleşik sözcüktür ve bitişik yazılmıştır. Çünkü bir ses düşmesi meydana gelmiştir burada ve bir ses değişikliği. Hissetmek, his ve etmek sözcüğü bir araya getirilmiş ve bir ünsüz türemesi meydana gelmiş. Bu yüzden bu sözcükleri bitişik yazıyoruz. Bir diğer noktada kelimelerde her ikisi veya ikinci sözcük birleşme sırasında anlam değişimine uğramışsa sözcükler birleşik yazılıyor. Birinci birleşik yazılma kuralımız ses düşmesi ya da ses türemesi var mı diye bakıyoruz. Düşme ya da türeme varsa sözcükleri bitişik yazıyoruz. Şimdi ise iki sözcüğün anlamlarına bakıyoruz. İkinci sözcük, burada kıstasımız ikinci sözcük sevgili arkadaşlar. İkinci sözcük kendi anlamının dışında kullanılmışsa, yani gerçek anlamının dışında kullanılmışsa sözcükleri birleşik yazıyoruz. Aslan ağzı, aslan ve ağız değil artık bunlar. Bir bitkinin adı olmuştur. Ya da Ayşe kadın, bir bitkinin ya da fasulyenin adı olmuş. Bir fasulye çeşidi. Mesela cam güzeli, bu da bir bitkinin adıdır. Bitki adları oluşturulduğunda, yani ikinci sözcük kendi anlamının dışında kullanıldığı için sözcükler birleşik yazılmış. Hayvan adlarında da örneğin karadul ya da işte akbaş bir böcek adıdır, bir kuş adıdır. Yeşilbaş bir ördek türüne verilen bir isimdir. Bakınız sözcük, ikinci sözcük kendi anlamının dışındaysa sözcükler bitişik yazılıyor. İt dirseği bir hastalık adıdır. Karabaş ya da karabacak hastalık adı. İkinci sözcük kendi anlamının dışında olduğu için birleşik yazıyoruz. Alet ve eşya adlarında da aynı şekilde. İkinci sözcük kendi anlamının dışında. İşte deve boynu bir anahtar türüdür. Bir alet eşya adıdır. Burada bilebileceğimiz sözcükler karga burun bir alet adıdır. Bitişik yazılmış. Neden? Çünkü ikinci sözcük kendi anlamının dışında. Bitki, tarz, tür, motif isimleri de birleşik yazılıyor. Çünkü ikinci sözcük kendi anlamının dışında. Örneğin balık sırtı bir desen oluşturmuş. Örneğin kas kanadı bir oyun adıymış. Yiyecek adlarında da aynı şekilde hanım göbeği, kedi dili, kuş lokumu gibi, bülbül yuvası gibi bunlar da bir tatlı adıdır. Dikkat ederseniz burada yer alan bütün sözcüklerde, birleşiklerde ikinci sözcük kendi anlamının dışında kullanılmış. Oyun adları da aynı şekilde artık taş değildir bu. 5 de bir sayı değildir. Dolayısıyla bir oyun adı olduğu için bitişik yazılıyor. Gök cisimleri de aynı şekilde. Küçük ayı, büyük ayı,
ya da kervan kıran bir yıldıza verilen isim olmuştur. İkinci sözcük kendi anlamının dışında. Renk adlarında ise sevgili arkadaşlar, gene baktığımız zaman ikinci sözcük kendi anlamının dışında. İşte kavun içi rengi diyoruz ya da gül kurusu renginde diyoruz ya da vişne çürüğü diyoruz. Bütün bunlar yavru ağzı, işte tavşan ağzı, kavun içi, bütün bunlar da ikinci sözcük kendi anlamının dışında. Çapanoğlu, eloğlu, hinoğlu, el kızı artık bu yabancı anlamında kullanılmıştır. Kız ifadesi kendi anlamında değildir. Bu yüzden bitişik yazılmaktadır. A, E, I, I, U, Ü zarf fiilekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle yapılan tasviri fiiller bitişik yazılır. Bu ifadeyi 7. sınıftan hatırlıyorsunuz. Ne demiştik 7. sınıfta? Kurallı birleşik eylemler demiştik. İşte yeterlilik eylemi, tezlik eylemi, sürerlilik eylemi gibi, yaklaşma eylemi gibi kurallı birleşik eylemler bitişik yazılır sevgili arkadaşlar. Düşünebilmek, sevebilmek, yaza durmak, süre gelmek, alıvermek, gülüvermek gibi. Şimdi iki kural saymıştık. Birincisi, iki sözcük bir araya gelirken bir ses düşmesi ya da bir ses türemesi meydana gelmiş mi diye bakıyorduk. Eğer böyle bir durum söz konusuysa sözcükleri bitişik yazıyorduk. Bir diğer kuralımız ise ikinci sözcük kendi anlamında kullanılmış mı kullanılmamış mı diye düşünüyorduk, bakıyorduk, inceliyorduk. İkinci sözcük kendi anlamının dışında kullanılmışsa sözcükleri bitişik yazıyorduk. Bir üçüncü kuralımız ise diyoruz ki birleşiği oluşturan sözcüklerden bir tanesi, ikincisi ya da her ikisi eylem iken ad olmuşsa, yani tür değişimine uğramışsa diyoruz ki bir sözcükleri birleşik yazıyoruz. Örneğin ateşkes, çekyat, kaç göç, kapkaç, tutkal, veryansın etmek, yapboz, yazboz örneklerinde olduğu gibi. Bakınız bir başka da bu yıl öğrendiğimiz eylemsilerden sıfat fiil ekleriyle kurulan kalıplaşmış yapılara bakıyoruz. Burada da aynı şey söz konusu. Olayı çetrefilli bir hale getirmeye gerek yok. Bakınız bozan sözcüğü bir sıfat fiildir ama artık sıfat fiil özelliğini yitirmiştir. Yani bir tür değişimine uğramıştır. Sözcük, ikinci sözcük tür değişimine uğramışsa sözcükleri birleşik yazıyoruz. Kadir bilmez, yani çok bilmiş, var yemez, gün görmüş. Bunlar bizim kafamızı hiçbir zaman karıştırmayacak. Gördüğümüzde, sözcüğü gördüğümüzde, incelediğimizde görmüş ifadesi artık bir eylemsi değildir ya da bir eylem değildir. İsimleşmiştir, tür değişimine uğramıştır. Sözcükleri bitişik yazıyoruz. İkinci kelimesi dı kalıplaşmış belirli geçmiş zaman ekiyle kurulan bileşik kelimeler. Aynı durum söz konusu. Al bastı, çıt kırıldım. Miras yedi örneğinde bak gördüğümüz gibi ikinci sözcük yeme eylemi artık tür değiştirmiştir, isimleşmiştir. Dedikodu, kapkaçtı, oldu bitti, biçer döver örneklerinde de olduğu gibi sözcük, ikinci sözcük ya da her ikisi de artık bir eylem olmaktan çıkmıştır. Tür değiştirmiştir, sözcükleri bitişik yazıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, sınavlarda ve kitaplarda sıklıkla karşımıza çıkan bir durum söz konusu. Alt ve üst sözcükleri, alt, üst ve üzeri sözcüklerinin yazımında. Eğer alt, üst ve üzeri sözcükleri artık gerçek anlamının dışında kullanılmışsa, yani somut bir durumu karşılamaktan uzaklaşmış, soyut bir ifade belirtiyor ise sözcükleri bitişik yazıyoruz. Yani anlam kayması. Yani ikinci sözcük kendi anlamının dışında kullanılmış. Ayak altı, bilinç altı, göz altı, şuur altı, akşam üstü, öğle üzeri, öğle üstü, olağanüstü ifadelerinde olduğu gibi. İki veya daha çok kelimenin birleşmesinden oluşmuş kişi adları biraz genel kültürdür. Artık kişinin adı nasıl yazılıyor onu öğrenip o şekilde yazacağız. Şenol, Varol, işte Abasıyanık, adı var, Atatürk ifadelerinde olduğu gibi bitişik yazılıyor. Gene iki sözcükten oluşan yer adları bitişik yazılıyor sevgili arkadaşlar. Şehir, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su, çay gibi kelimelerle kurulmuş sıfat tamlaması ve belirsiz isim tamlamasındaki kalıbındaki yer adları bitişik yazılır. Bunlar bizim yazımımızda herhangi bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar yer adlarıdır. Bu şekilde biliniyor. Akdeniz, Karadeniz örneklerinde olduğu gibi Yeşilırmak örneğinde de.
Kişi adları ve unvanlarına oluşmuş mahalle, meydan, köy ve benzeri yer ve kuruluş adlarına unvan kelimesi sonda ise gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. Gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan ifadelerdir. Burası önemli. Bakınız bunlar birer gelenektir. Yani kural dışında kullanılan. Bunlar nasıl yazılıyor? Bunları öğrenip inceleyeceğiz. Öğrendiklerimiz bilgileri yazıda kullanacağız. Burası önemli. Ara yönler bitişik yazılır sevgili arkadaşlar. Ayrı yazılmaz. Güneybatı, Güneydoğu örneklerinde olduğu gibi. Dilimizde her iki ögesi de asıl anlamını koruduğu halde, burası önemli, bakınız anlamını koruyor, kuralın dışına çıktık şimdi. Gelenekselleşmiş, yazımı artık adet haline gelmiş ifadelerde inceleyeceğiz. Baş sözcüğüyle oluşturulan tamlamalarla. Baş sözcüğü başta ise bitişik yazılıyor. Böyle bir kuralımız var. İşte başbakan, başçavuş, baş müfettiş, baş yazar örneğinde olduğu gibi. Bir topluluğun yöneticisi anlamında kullanılmışsa, yüzbaşı, binbaşı, aşçıbaşı, elebaşı, mehterbaşı gibi ifadelerinde baş sözcüğü bitişik yazılıyor. Sevgili arkadaşlar, burası önemli. Bu bir genel kültür bilgisidir. Bunu öğreneceğiz. Sınavlarda kesinlikle karşımıza çıkar. Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, bir takım, herhangi, hiçbir, hiçbiri gibi ifadeler bitişik yazılırlar. Ev kelimesiyle oluşturulan birleşik kelimeler de bitişik yazılır. Dikkat ederseniz bakım evi dediğimizde ev sözcüğü kendi anlamının dışında kullanılmıştır. Kuralı hatırlayalım. İkinci sözcük kendi anlamının dışında kullanılmışsa bitişik yazılır. Yayın evi, huzur evi örneklerinde olduğu gibi. Hane, name, zade kelimeleriyle oluşturulan sözcükler birleşik yazılır. Hane, ev demektir. Name, yazı demektir sevgili arkadaşlar. Zade ise oğul demektir. Yani amcazade, amcaoğlu, teyzezade, teyzeoğlu, şeyhzade, şeyhin oğlu, beyzade, beyin oğlu demek. Name ise yazı anlamı taşır. Çayhane, çay evi, dershane, ders evi anlamı taşır. Bu yüzden hane, name ve zade sözcükleri bitişik yazılır. Dayızade, amcazade olduğu gibi. Zede sözcüğü de yabancı bir dilden dilimize geçmiş bir kuraldır ya da dil bilgisi bir ek şeklinde kullanılan bir ifadedir. Uğramış ya da onu yaşamış anlamı katar. Depremzede depreme uğramış, depremi yaşamış anlamındadır. Afetzede, selzede birleşik yazılırlar. Farsça kurallara göre oluşturulmuş sözler bitişik yazılır demiş. Bu bir genel kültür bilgisi haline dönüşmüş. Yani bu sözcüklerin nasıl yazıldığını öğreneceğiz. Kültürümüze dahil edeceğiz ve bitişik yazacağız. Doğrusunu öğreneceğiz. Gayrimenkul bunlar kullandığımız sözcüklerdir. Ehvenişer kötünün iyisi anlamı taşır. Suikast örneklerinde hüsnü niyet iyi niyetli davranış anlamı taşır. Arapça kurallara göre oluşturulan sözcükler bitişik yazılır demiş. Bunu artık kuraldan ziyade genel kültür bilgisi olarak öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Burada bildiğimiz kelimeler Şeyhülislam, Aleykümselam gibi, Fevkalade bunlar inşallah, maşallah günlük hayatımızda kullandığımız sözcüklerdir. Müzikte kullanılan makam adları bitişik yazılır demiş. Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır. Dikkat ederseniz burada bir istisna teşekkül ediyor. Yani diyor ki aslında bu sözcükler ayrı yazılması gerekiyor idi. Fakat kanunlarda böyle yazıldığı için biz de onları genel kültür bilgisi olarak edineceğiz ve onların bitişik yazıldığını öğreneceğiz. Örneğin Yüksek Öğretim Kurulu, Açık Öğretim Fakültesinde olduğu gibi. Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan ve hastalık adları da bitişik yazılır. Karadut, sarı çiçek, alabalık, beyaz sinek, boz ayı gibi. Bunları da bir genel kültür bilgisi olarak öğreneceğiz. Normalde ayı sözcüğü kendi anlamında kullanılmış. Ayrı yazmamız gerekiyor idi. Fakat artık bunlar bir gelenek haline geldiği için bitişik yazılıyor. Şimdi geldik ayrı yazılan birleşik sözcüklere. Tekrar bir kuralı hatırlayalım. 3 tane kriterimiz var. Birinci kriterimiz sözcükler bir araya gelirken bir ses düşmesi ya da ses türemesi meydana gelmişse sözcükleri birleşik yazıyoruz. Bir diğer kriterimiz ikinci sözcük kendi anlamında kullanılmış ise sözcükleri ayrı yazıyoruz. Ama kendi anlamında kullanılmamış ise bitişik yazıyoruz. Üçüncü kuralımız da
sözcüklerden ikinci sözcük ya da her ikisi eylemken tür değişimine uğramışsa, yani isimleşmişse, o zaman sözcükleri bitişik yazıyorduk. Şimdi bunu ayrı yazılan sözcüklerle de uygulayacağız. Diyeceğiz ki sözcükler bir araya gelirken bir ses düşmesi ya da türemesi olmamış ise sözcükleri ayrı yazıyoruz. Örneğin arz etmek, fark etmek, rica etmek, not etmek, oyun etmek, söz etmek sözcüklerinde olduğu gibi. Bir diğeri, ikinci sözcük kendi anlamında kullanılmış ise sözcükler ayrı yazılır. Örneğin en çok hata yaptığımız köpek balığı, ateş böceği örneklerinde. Balık, köpek balığı da bir balık olduğuna göre, balık sözcüğü kendi anlamını koruduğuna göre o halde ayrı yazılması gerekiyor. Ateş balığı, dil balığı, bunlar kesinlikle bizi yanıltmasın. Birinci sözcüğe bakmıyoruz. İkinci sözcüğe bakıyoruz. Diyoruz ki artık o bir kuştur. Dolayısıyla arı kuşunu yazarken ayrı yazıyoruz. Çalı kuşunu yazarken ayrı yazıyoruz. Deniz yılanı, Ankara keçisi, Afrika domuzu, işte bozkır kedisi, Van kedisi örneklerinde olduğu gibi. Bitki türlerinin birinin adıyla kurulanlar, gene kuralımız aynı. Bakınız ayrık otu demiş, çörek otu demiş, ateş çiçeği denilmiş, avize ağacı yahut işte kağıt ağacı, mantar ağacı. Bakınız ağaçtır, çiçektir, ottur, o bir köktür, elmadır, dikendir, kestanedir. Yani ikinci sözcüklerin hepsi kendi anlamındadır. Dolayısıyla sözcükleri ayrı yazacağız, unutmuyoruz. Şimdi bir uyarımız söz konusu. Diyoruz ki ikinci sözcük artık kendi anlamında değilse bitişik yazacağız. Bakla çiçeği denilmiş. O bir çiçek değildir. Örneğin nar çiçeği diyelim. Nar çiçeği çok güzel görünüyor dediğimizde çiçek anlamı taşıdığı için ayrı yazacağız. Ama nar çiçeği renginde bir kazak giymiş dediğimiz zaman çiçek sözcüğü kendi anlamında olmadığı için bitişik yazacağız. Uyarımız bunu içeriyor. Nesne adları, eşya adlarına baktığımız zaman işte el sabunu, kahve değirmeni, Arap sabunu ikinci sözcük kendi anlamında olduğu için ayrı yazıyoruz. Yol ve ulaşımla ilgili kelimelerde deniz yolu bir yoldur. Hava yolu da bir yoldur, karayolu da bir yoldur. Yol sözcüğü kendi anlamını koruduğu için ayrı yazıyoruz. Bir diğer nokta açık öğretim, açık oturum. Dikkat ederseniz az önceki slaytlarımızda demiştik ki açık öğretim fakültesi demiştik. Orada açık öğretim bitişik yazmıştık. Çünkü açık öğretim fakültesi ifadesi kanunlara öyle yazılmış. Bitişik yazılmış. Orada fakülteden bahsederken, resmi bir kurumdan bahsederken bitişik yazıyoruz. Örneğin Dışişleri Bakanlığı, İçişleri ifadesinde olduğu gibi. Fakat eğer bu öğretim artık kendi anlamında ise, yani kamu kuruluşu anlamının dışında kullanılmışsa ayrı yazıyoruz. Kafa karıştıracak herhangi bir durum söz konusu değil. Dil birliği, dil bilgisi vesaire gibi, güç birliği, iş birliği, anlam bilimi, dil bilimi, gök bilimi, halk bilgisi, dil bilgisi, yer bilimi, göz yuvarı, gözümüzün oturduğu o boşluk, ısı yuvarı, yarı küre, yarım küre. Bakınız hepsinde burada yazılı olan bütün örneklerde ikinci sözcük kendi anlamındadır. Dolayısıyla ayrı yazıyoruz. Bir diğer örnek yiyecek ve içecek adlarıyla ilgili. Burgu makarna, sivri biber, kesme şeker, süzme yoğurt. Bakınız yoğurttur. Yumurta, kebap, börek. Dolayısıyla hep ikinci sözcükler kendi anlamında olduğu için ayrı yazıyoruz. Çoban yıldızı bir yıldızdır. Kutup yıldızı bir yıldız adıdır. Dolayısıyla kendi anlamını koruduğu için ayrı yazıyoruz. Organ adları yahut organ yerine geçen sözlerde de aynı şey söz konusu. Çatma kaş, serçe parmak, yüzük parmağı ya da benzetme yoluyla bir insan niteliğini anlatan bitki ve hayvan adlarıyla kurulan birleşiklerde çetin ceviz. Cevizdir çünkü. Eski kurt. Çünkü kurta benzetmiş. Sen ne eski kurtsun ifadesinde. Kurt sözcüğü kendi anlamında kullanılmıştır. Çünkü kurda benzetmiştir. Dolayısıyla ayrı yazılması gerekir. Sapsız balta, işte eski toprak, eski tüfek örneklerinde olduğu gibi. Zamanla ilgili birleşik kelimelerde bağ bozumu. Evet, gerçekten de bağ bozumu. Bağ bozuluyor. Yani üzümlerin toplanma zamanıdır. Dolayısıyla bozma sözcüğü kendi anlamındadır. Gecenin yarısındayız çünkü. Gece yarısı, gün ortası, hafta başı, hafta sonu
sözcüklerinde olduğu gibi. Burada tek bir istisna var. O da yılbaşıdır sevgili arkadaşlar. Yılbaşı bitişik yazılır. Çünkü gelenekleşmiştir artık. Adet haline gelmiştir. Bir de bir diğer nokta, 1 Ocağı ifade ettiği için bitişik yazılır. Gene çalar saat, döner sermaye ya da koşar adım. Dikkat ederseniz ikinci sözcükler hep kendi anlamındadır. Bal rengi, renk sözcük kendi anlamını taşımaktadır. Çünkü o bir renktir. Gece mavisi, limon sarısı, safra yeşili örneklerinde olduğu gibi. Açık mavi, açık yeşil, koyu mavi. Dikkat ederseniz ikinci sözcükler hep kendi anlamındadır. Yer adlarında da aynı söz konusudur. Güney Kutbu, Kuzey Amerika, Orta Asya örneklerinde olduğu gibi. Burada sadece ara yönlere dikkat edeceğiz. Ara yönler bitişik yazılır. Örneğin Güneydoğu ifadesinde olduğu gibi. Kişi adlarından oluşmuş mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy ve benzeri yer ve kuruluş adlarında sonraki unvanlar hariç şahıs adları ayrı yazılır denilmiş. Bu birazcık sevgili arkadaşlar genel kültür bilgisidir. Bir yerin adı nasıl yazılıyor onu öğreneceğiz ve o şekilde yazacağız. Dış, iç ve sıra sözcüklerinin yazımına geldiğimizde dış, iç sözcükleri kendi anlamında kullanılmışsa ayrı yazacağız. Ahlak dışı, çağ dışı, din dışı, peşi sıra, ardı sıra, yanı sıra. Genellikle bizi yanıltan, sınavlarda ya da test kitaplarında yanıltan ifadelerden bir tanesidir. Yanı sıra, peşi sıra, ardı sıra. Sıra sözcüğü devamında anlamındadır. Kendi anlamındadır. Dolayısıyla ayrı yazılması gerekir. Alt ve üst sözcükleri kendi anlamının dışında kullanılırsa bitişik yazılır. Bilinçaltı, gözaltı gibi. Fakat kendi anlamında kullanılmışsa örneğin yeraltı kaynaklarımız denildiğinde yerin yani zeminin altındaki kaynaklardan bahsettiğimiz için nasıl yazmamız gerekiyor? Ayrı yazmamız gerekiyor çünkü sözcük burada kendi anlamında kullanılmıştır. Üst, alt, ön, arka, yan, karşı gibi ifadelerde dikkat ettiğimiz zaman birleşik kelime ve terimleri ayrı yazıyoruz. Alt kurul, alt yazı, üst kat. Üst kata baktığımızda bakın sözcük hala kendi anlamında. Kat kendi anlamında kullanılmıştır. Ve nasıl yazacağız arkadaşlar? Ayrı yazacağız. Şöyle bir toparlarsak iki sözcük bir araya gelerek yeni bir kavramın varlığı karşılamışsa buna birleşik sözcük diyoruz. Birleşik sözcükler ayrı da yazılabilir, bitişik de yazılabilir. Üç tane kıstasımız var. Gelenekler ve istisnalar hariç. Birincisi, iki sözcük bir araya gelirken ses düşmesi ya da türemesi olmuşsa bitişik yazıyoruz. İkinci sözcük kendi anlamının dışında kullanılmışsa bitişik yazıyoruz. Tür değişimi olmuşsa yani eylemken ada dönüşmüşse sözcükleri bitişik yazıyoruz. Sevgili arkadaşlar, birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bilgilerimizi edindik. Şimdi etkinliklerimizle bilgilerimizi pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerde birleşik sözcüklerin yazımı doğru ise ayraç içinde parantez demiyoruz. Ayraç içine D, yanlışsa Y yazıyoruz. Günümüzde gece konduların sayısı gittikçe azalıyor. Kondu eylemdi, isme dönüşmüş. İkinci sözcük tür değişimine uğramış. Dolayısıyla bitişik yazılması gerekiyor idi, yanlış yazılmış. Gece zor uyuduysam sebebi sivrisinekler. Şimdi sinek sözcüğü kendi anlamındadır. O halde verdiğim bilgilere göre bunun ayrı yazılması gerekiyor. Fakat sivrisinek artık gelenekselleşmiş, adet haline gelmiş, alışkanlık edinilmiş. Dolayısıyla bu yüzden bitişik yazılması gerekiyor, yanlış yazılmış. Annem akşam yemeği için imam bayıldı yaptı, bayılmadı. Bayılmak sözcüğü artık eylem değil, isimleşmiş. O halde doğru yazılmış. Camın önündeki hanım elleri, hanım ve el artık el sözcüğü kendi anlamının dışında kullanılmış. Dolayısıyla bitişik yazılması gerekiyordu, doğru yazılmış. Yaz mevsimi denildiğinde Akdeniz'i hatırlamamak zor. Akdeniz bitişik yazılır sevgili arkadaşlar, yanlış yazılmış. Sahilde yürüyüş yapalım diye Beşiktaş'a indik. Beşiktaş bir yer ismidir, taş değildir dolayısıyla. Bitişik yazılması gerekiyor, yanlış yazılmış. Güneydoğu Anadolu'yu görmek için tura katıldık. Ara yönler bitişik yazılır, yanlış yazılmış. Gelecek hafta yurt dışına çıkmayı planlıyoruz. Dış ve iç sözcükleri kendi anlamında kullanılmışsa ayrı yazılır. Sadece İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı gibi kanunlarda geçen ifadeler bitişik yazılır. Dolayısıyla doğru yazılmış.
Kumsalda yalın ayak yürümek çok zevklidir denilmiş sevgili arkadaşlar. Yalın ayak, artık bu ayak sözcüğü kendi anlamını koruyor. Dolayısıyla ayrı yazılması gerekiyor idi. Yanlış yazılmış. Yeni aldığımız buzdolabını çok beğendiler. Buz ve dolap sözcükleri artık kalıplaştığı için bitişik yazılmıştır sevgili arkadaşlar. Bir diğer etkinliğimize geçtiğimiz arkadaşlar, aşağıda bazı bileşik sözcüklerin yazılışları yer almaktadır. Bu sözcüklerin doğru yazılmış olanlarını yuvarlak içine alınız denilmiş. Diyoruz ki ikinci sözcük kendi anlamındaysa sözcükler ayrı yazılır. Ses düşmesi ya da türemesi yoksa sözcükler ayrı yazılır. Bir tür değişimi yoksa, eylemken ada dönüşmemişse sözcükler ayrı yazılır. Sağ ol, hoşça kal, güle güle gibi ifadeler hepsi ayrı yazılır. Herhangi bir bitişik bir ayrı doğru yazılmış. Doğru yazım bu şekilde. Şey sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Hiçbir artık bir sözcük kendi anlamında değildir. Hiçbir bitişik şey ayrı. Pazartesi bitişik yazılır. Birçoğu ifadesinde ise sevgili arkadaşlar kendi anlamında olmadığı için bitişik yazılır. El oğlu, el kızı gibi artık bu oğul anlamının dışında kullanılmıştır. Bitişik yazılır. Kuzeydoğu Anadolu ifadesinde ara yönler bitişik yazılır sevgili arkadaşlar. Yön adı özel isimden önce geldiği için büyük harfle yazılmalıdır. Bunu da hatırlayalım. Hafta içi, hafta sonu ifadeleri ayrı yazılır. Uzak doğu ifadesi ayrı yazılır. Çünkü doğu sözcüğü farklı bir yeri ifade etmiştir. Özel isim olmuştur. Bir diğer etkinliğimizde sevgili arkadaşlar sözcüklerin yanlış yazılmış olanlarını belirleyin izlenilmiş. İnceleyelim. Alabalık renk adlarıyla oluşturulmuş hayvan adları bitişik yazılır. Bozayı, alabalık gibi. Dolayısıyla yanlış yazılmış. Yayın evi ifadesinde ev sözcüğüyle kurulan bileşikler bitişik yazılır. Doğru yazılmış. Çörek otu, bakın ot kendi anlamında olduğu için yanlış yazılmış sevgili arkadaşlar. Depremzede, zede birleşik yazılır. Yanlış yazılmış. Baş sözcüğüyle oluşturulan birleşikler bitişik yazılır. Yanlış yazılmış. Gece kondu, kondu sözcüğü eylemken isme dönüşmüş, tür değişimine uğramış, bitişik yazılır, yanlış yazılmış. Herhangi bitişik yazılır. Burada şunu belirtelim. Her sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Fakat iki istisnası vardır. Herhangi ve herhalde. Burada da herhangi bitişik yazılması gerekiyor, bir ayrı yazılması gerekiyor. Akşam üzeri, üzeri, üstü gibi ifadeler, altı gibi ifadeler, alt, üst ve üzeri sözcükleri soyut bir anlam kazanmışsa, yani kendi anlamının dışında kullanılmışsa bitişik yazılırlar. Akşam üzeri bitişik yazılması gerekiyor idi. Uyur gezer, gezme eylem değildir artık, bitişik yazılması gerekiyor. İmam bayıldığı bir yemek olduğunu söylemiş, belirtmiş bakınız. Dolayısıyla bayılma ifadesi kendi anlamında da değil, aynı zamanda tür değişimine uğramış. Doğru yazılmış. Çok bilmiş. Bakınız bilmek ifadesi kendi anlamından uzaklaşmış ve eylemken isme dönüşmüş. Çek yat doğru yazılmış. Uyuyakalmak, ek almak, e durmak gibi ifadelere baktığımızda kurallı bileşik eylemler bitişik yazılması gerekiyor. Ayrı yazılmış. Çanakkale bir yer adıdır. Bitişik yazılmış. Doğru. Konar göçer, göçmek eylemken isme dönüşmüş. Bu yüzden bitişik yazılması gerekiyor idi. Oyun bozan, aynı şekilde bozmak eylemsi değildir artık. İsme dönüşmüş, bitişik yazılması gerekiyor. Gece kondu, doğru yazılmış. Birçok, doğru yazılmış. Bülbül yuvası, bir tatlının adı olmuş. Yuva değil, anlamını yitirmiş. Bitişik yazılması gerekiyor idi. Yanlış yazılmış. Dokuz taş, bir oyun adı olmuş. Dolayısıyla taş kendi anlamını yitirmiş. Yanlış yazılmış. Karayolu, yol kendi anlamında olduğu için doğru yazılmış. Kedi gözü, bakınız burada göz değildir artık. Bir lambanın türüdür. O halde bitişik yazılması gerekiyor. Kara Fatma. Fatma kendi anlamını yitirmiş. Bir böceğin adı olmuş. Doğru yazılmış. Can kurtaran. Doğru yazılmış. Güneydoğu. Doğru yazılmış. Kuş burnu. Kuşun burnu değildir. Kendi anlamını yitirmiş. Bitkinin adı olmuş. Yanlış yazılmış. Gözlem evi. Yanlış yazılmış sevgili arkadaşlar. Beyefendi, hanımefendi gibi ifadeler birleşik yazılır. Doğru yazılmış. Kemal Paşa. Bir ilçenin adı olmuş, doğru yazılmış. Kayıp olmak ifadesi yanlış yazılmış. Çünkü kaybolmak şeklinde yazılması gerekiyor. Ses düşmesine uğradığı için bitişik yazılması gerekiyor.
Evet sevgili arkadaşlar, bu dersimizde de yazım kurallarını noktalamış olduk. Yazım kuralları videolarımızı baştan sona dikkatlice izleyiniz. Çünkü yazım kuralları bir kültürel bir unsurdur, bir bilgidir. Hayatın her aşamasında geçerlidir. Sadece sınav için önemli değildir. Yaşamın bütün anını kapsar. Bu yüzden dikkatle ve önemli takip etmenizi rica ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.